Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sabahın erken vaktinde böyle yollara düştük eşimle. Ee, hastaneye gideceğim ben. Bir kontrolüm vardı. Onun için gidiyoruz. Ve kar yağıyor. Dün akşamdan beri yağıyor. Aslında yerlerde baya bir kar vardı ama gece herhalde erimiş biraz. Şimdi yine yağıyor. Biz artık motoru kullanamıyoruz. Çünkü hava gerçekten çok soğuk. Motora bindiğimizde donuyoruz. İndiğimizde de çözümümüz çok uzun sürüyor. Artık e, belediye otobüsleriyle gidiyoruz gideceğimiz yere. Yaza kadar motor bitti yani. Ve otobüsü kaçırdık zaten. Şimdi tekrar bekleyeceğiz. Çok güzel kar yağıyor. Biz hastane işlerimizi hallettik. Ee, şimdi eve doğru gidiyoruz ama kar yağışı durdu. Ee, ve yerlerde de karlar da gitti tabii yaş sorunca Hava da iyice soğumaya başladı. Hızlı eve gidiyoruz. Ee, bundan sonraki devamında da işte bu hafta kullandığım favori ürünleri falan göstereceğim. Yeni aldığım ürünleri göstereceğim. Artık evde görüşürüz. Ee, ellerim dondu çünkü kapatıyorum. En son dün konuşmuştuk sizinle. Favori ürünlerimden falan bahsedeceğimi söylemiştim ama maalesef vaktim olmadı. Bugün de vaktim olmayacak. Gördüğünüz gibi hazırlandım dışarıya çıkacağım. Bu arada e, kış aylarında en çok ben bu montu giyiyorum. Özellikle kar yağdığında falan çünkü çok sıcak tutuyor. Diğer kabanlarım böyle biraz daha iyi havalarda giyilebilecek tarzda. Bunun için elyaf bayağı sıcak tutuyor beni o yüzden bunu tercih ediyorum bugün de hava çok soğuk çünkü şimdi hazırlandım dışarıya çıkıyorum eşimin yanına gideceğim iş yerindeymiş öyle ziyaret edeceğim onu şimdi gidiyorum bir daha ne zaman görüşürüz bilmiyorum dediğim gibi favori ürünlerimden bahsetmek istiyorum ama ne zaman bahsedeceğim bilmiyorum bir iki tane yeni ürün aldım onları da göstermek istiyorum sizlere öyle görüşürüz hoşçakalın şimdilik geleceğim Videonun en başında gördüğünüz gibi saçlarıma böyle bakımlar falan yapıyorum. Bu bakımı ben son zamanlarda her gün yapıyorum ama sadece iki günlü videoya aldım. İki gün fırsat bulabildim çünkü. Son yani son günlerde bu bakımı fazlaca yapmaya başladım çünkü 10 gün önce falan saçlarımı açma işlemi yaptırdım ve bu açma işlemi ee, çok da doğru düzgün olmayan bir açma işlemi oldu maalesef ve saçlarım aşırı derecede yıprandı. Ben normalde kendim yapıyordum bu açma boyama işlemlerini falan ama e, hani yıpratmıyordum da bu sefer güvendim. Biraz mahvoldu. Her neyse ben de bunun için bol bol e, bakım yağları yani yağlarla bakım yapmaya çalışıyorum. ve Aslında bir sürü ürün denedim ama en güzeli bana bu dönemde bu Elsevin mucizevi yağı iyi geldi, o yüzden ben de bununla devam etmeye başladım. Bu hafta yeni aldığım ürünlerden birisi de bu Elsevin, yani doğru Elsevin mucizevi yağlarından biri. İlk başlarda aslında e, ilk çıktığı dönemlerde hiç beğenmiyordum kullanmasını, ama daha sonra e, etkilerini gördükçe çok hoşuma gitti. E, böyle dibinde az kalma, yani kalınca hemen koşu koşu gidip alıyorum. İkinci aldığım ürünüm de aslında bunu alırken bu vazelini gördüm. Birçok blogger'dan da falan okudum. Herkes çok övüyordu. Ben de öyle sadece gördüğüm için aldım. Merak ettim nasıl bir ürün diye. Bunu da kullandıktan sonra eğer ekstra bir memnuniyetim kalırsa yine paylaşırım. Bu hafta biten ürünlerden yine el seve göstermiştim. Bunu bitirdim. Zaten yenisini aldım. Bu Nivea'nın mor düşler olanım. Ee, nedenler buna? Deodorantını bitirdim. Ben sürekli olarak Niva kullanıyorum çünkü bunlar e, ne denir? Buna şey pudralı. Pudralı olduğu için ben çok seviyorum. O yüzden sürekli bunun çeşitlerinden alıyorum. Bütün çeşitlerini de severek kullanıyorum. Diğer bitirdim ürünse bu Dala'nın şampuanı. Aslında ben şampuanların bakım yaptığına, güçlendirdiğine falan filan o kısmına inanmıyorum. Sadece şampuanı saçımı temizlemek adına alıyorum. Ve sürekli karışık karışık alıyorum. Yani düzenli olarak kullandığım bir şampuan yok. Bu şampuanla da yine diğer şampuanım bitmişti. Önüme, elime bu geçti. Bunu aldım ve... Garip bir şekilde bundan memnun kaldım. Bununla saçımı yıkadığımda böyle bir yumuşaklık hissi oluyor ve taraması da kolay oluyor. Normalde aşırı böyle yoğun saç kremi kullanıyorum ama bunu kullandığımda saç kremi kullanmasam da saçlarım güzel açılıyor. O yüzden aynısından alacağım. Şu an bitti. Bugün market alışverişine gideceğim. O zaman alacağım. Hatta bunun şeyi var. Saç kremi var. İkisini de beraber alayım diyorum bu sefer belki daha çok işe yarar. E ee, dediğim gibi ilk defa bir şampuandan memnun kaldım. E ee, bir ürün. Bu haftaki favori ürünlerimi göstermek istiyorum şimdi. Ee, bu hafta cilt makyajı ve göz makyajı aslında çok fazla yapmadım çünkü cildimde biraz problemler var. Ee, dinlenmesini istiyorum. Sadece rimel sürdüm ya da eyeliner çektim ve her seferinde de bu Golden Rose'un e, 16 numaralı rujunu kullandım. Bu mat serisi biliyorsunuz ve ben bunu çok sevdim. Aslında rengini hiç sevmeyerek kalmıştım ama bu hafta e, hep bunu kullandım. Sürümü falan kolay olduğu için aslında. Ve rengini çok sevmeye başladım. Bu hafta benim favorim bu oldu. E, birkaç rengini de almayı düşünüyorum şimdi. E, bu hafta yine oje oldu. Yine favori ojelerimden biri de bu pastelin ojesi oldu. 93 numaralı. Böyle yeşil ama ne yeşil olduğunu bilmiyorum. Böyle bir renk. Yine tırnaklarımda böyle var zaten. Ee, ben bunu çok sevdim. Normalde ben işte yok kış rengi, yaz rengi diye ayırmıyorum. Canım ne isterse onu sürüyorum. Ee, öyle kış hocam, yaz rujum, raj, işte yazmak geleceğim falan yok. Canım ne isterse onu kullanıyorum. Bu haftada hep bunu kullandım. Ee, ojelerim çıktı. Çıktıkça sildim, tekrar bunu sürdüm. Bu haftalık videom bu kadardı. Biliyorsunuz bir haftayı böyle karıştırarak ürünlerle, vloglarla falanla filanla böyle topladığı bir vlog çekmiş oluyorum. Umarım hoşunuza gidiyordur. Beğen tuşuna basmayı unutmayın ve beni takip etmeyi de unutmayın. Lütfen şimdilik hoşçakalın.